İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımızda geçen haftalarda sizlere anlatmaya başladığımız Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin hayatından bazı kesitleri yine aktarmaya çalışacağım. Onları tekrar etmeyeceğim. Onlar inşallah aklımızda kalmıştır. Tabii Gümüşhaneli dinleyicilerimizden çok bu konuda memnuniyet belirten tepkiler alıyorum. Bendenize çok memnun oluyorum. Bu zatı anlatmak hepimizin ahiretine faydalıdır. Dinlemek de öyle. 93 Harbi'ne yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ne talebeyle beraber katıldı. İslam askerine hem manevi yardımlarda bulundu hem de fiilen harp meydanındaydı. Sonra harbin durağan hale gelmesiyle, yavaşlamasıyla Of'a geldi. Ramazan ayı boyunca birçok yerde vaazlar verdi. Durmuyor efendim. Hakiki din adamı böyle olur. Dakikama kaç kuruş vereceksiniz, saatime kaç lira vereceksiniz? Yok. Yok. Sağ cebime mi koyacaklar, sol cebime mi koyacaklar, zarfı nasıl verecekler? Yok. Onun için de dinleyenlere bu vaazlar sevimli geliyor. Parayla pulla bu işleri yapıp insanlara kakara kekiri güldürenler, insanları güldürenler, evet bir an için böyle güldürüyorlar ama neticesinde hepsi silinip gidiyor. Zıllı zail. Bayram sonrası tekrar Batum cephesine gitti. Ramazan-ı Şerif'ten sonra. Bizzat silahı ile harbe katıldı. Ömrünün son zamanlarında yaşı çok ilerlemişti. 80 yaşta vefat ettiğine göre 82 yaşında. Vücudunda bir zayıflık hasıl oldu. Bir şeye dayanamadan oturamıyordu. Asasız yürüyemiyordu. Ağırlaşıp yatağa düştü. 5 gün hiçbir şey yiyip içmedi. 3 gün gözünü hiç açmadı. Ve ağzından tek bir söz çıktı. Bir ara aniden gözlerini açıp hepsini isterim ya kibriya dedi ve gözlerini kapattı. Kelime-i şehadet okuyarak bu dünyaya veda etti. Veda edilecekse yani dünyaya o da veda edilirse yani. Evet. Bir talebesi anlatıyor Gümüşhanevi Hazretleri'nin. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin tabii. Hocamın huzuruna vardım. Niyetim Taşlı'da ilim öğrenmeye izin istemekti. Efendim ben biraz ilim öğreneyim diye izin istiyor hocasından. Ağız değişikliği yapacak herhalde talebe. Hep hocasını dinlemiş bir de dışarıda ilim öğreneyim diyor. Yani sende olmayan ilimleri de oradan öğreneyim anam. Cahillik işte bu efendim. Çıktım karşısına daha ağzımı açmadan bir şey söylemedim daha. Oğlum sen şimdi falan yerdeki camiye git. Oradaki Müslümanlara nasihat et dedi. Hoca çağırmamış kendini. Talebe kendiliğinden gitmiş
Ve izin isteyip de başka hocalardan ders almaya gidecek. Peki efendim dedim. Buyurduğu camiye gittim. O günlerde Arapça gramer bilgilerini öğrenmekle meşguldüm. Arapça gramer bilgileri biraz şeydir. Çok fazla uğraşı ister. Zordur demiyorum. Gramer bilgim eksikti diyor. Başkalarına nasihat edecek bir halim de yoktu diyor. Ben gidip de dışarıdan biraz daha öğrenecektim, biraz daha yetişecektim. Hocam beni aldı, attı cemaatin karşısına diyor. Camide vaaz için kürsüye çıktım. Her taraf dolu. O kadar çok insan var ki bana bakan kürsüde. Şaşırdım. Allah Allah. Ya ben nerelere düştüm hocam? Niye böyle buyurdu acaba? O zaman işte süngüsü düşüyor. O kalabalığı görünce hemen hocasını hatırlıyor. Ve onun ruhaniyetinden yardım talep ediyor. Hocam, yani ben bunlara bir şey söyleyecek halde değilim. İmdat! Help, help, help! İmdat! Ya! İmdat istedi. Birden dilim çözüldü diyor. Dili tutulmuş efendim adamın. Dilim çözüldü. Öyle ki su gibi anlatmaya başladım. Ağzımdan çıkan kelimeleri ben bilmiyorum diyor. Yaşadığını söylüyor adam efendim. Uydurmuyor ya bunları. Bütün herkes de baktım. Can kulağıyla beni dinliyorlar. Ben ağzımdan çıkanları kendim anlamaya gayret ettim diyor. Kendi ağzından çıkanları kendi anlamaya gayret ediyor. Şöyle bir dikkat ettim. Çok hikmetli şeyler söylüyordum ben diyor. Ve bu konuşmalarımın, bu bilgilerimin, hocamın himmet ve yardımları ile olduğunu çok iyi anladım kürsüde diyor. Ben sadece bir tercümandım, bir aktarıcı, bir hoparlör, hoparlör. Güzel bir vaaz ettim, etmiştim. Rabbime çok şükrettim. Sen misin oğlum hoca değiştirmek isteyen? Bakın efendim. Halbuki karşısına gelseydi, vay sen demek beni beğenmiyorsun, bugüne kadar böyle durdun, ben sana az mı emek verdim. Dünyalık bir iş için olsaydı, bir patrona deseydi ki, bir çalışanı, efendim ben biraz da başka yerde çalışmak istiyorum falan, vay nankörlüğü kalmazdı, bilmem ne, parasını keserdi, eziyet ederdi, çıkışını vermek istemezdi falan. Bunun girişinin de formu yok. Bu yola girişinin de formu yok efendim. Çıkışının da formu yok. Ya. Başka bir talebesi anlatıyor. Hanımım hastalandı diyor. Günden güne de hastalığı ağırlaşıyordu. Ona üzüldüm, ben de hastalandım. Aradan 6 ay geçti. Hasta halimle abdest alıp kıbleye döndüm. Rabbime yalvardım. Ya Rabbi, günahkarım. Yüzüm kara. Lakin derdimize derman istiyorum. Bir çareyiz. Bize çare ihsan et, yardım et ya Rabbi dedim. Belaları geri çevir. Bu günahkara merhamet et. Güzel dua etmiş efendim. Talebeymiş ama. Şifayı veren sensin. Alan sensin Rabbim. Dedim ve ağladım. Şimdi adamın bu duayı ederken halini bir tasavvur edin efendim. Gözyaşları sel olmuş akıyor bunları söylerken. Göz durmuyor. Dil konuşuyor, göz de devam ediyor. Bir arada baktım karşımda Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri. Şaşırdım. Ya benim bu söylediklerimi duydu mu? Yani buraya nereden nasıl geldi? Hangi kapıdan girdi falan?
Çünkü ben biliyorum, hocam 6 aylık uzak yerdeydi diyor. Gülerek, tebessüm ederek, nasılsın diye halimi sordu. Bana ve hanımıma dua etti. Üzülmeyin evladım, bir şeyiniz kalmaz, geçecek inşallah dedi, gitti. O çıktı, bu hastalıklar o anda tamamıyla bitti diyor. Buyurun. Bir gün Gümüşhanevi Hazretleri bir sohbetinde talebelerinden 5 kişiyi bir yere gönderdi, bir işe gönderdi. Filan yere gidin, şöyle hareket edin. Bunlar yola çıktılar. Yanlarında vapurla karşıya geçmek için paraları yoktu. Bunun üzerine tekrar dergaha gelmişler. Onların döndüğünü görünce Gümüşhanevi Hazretleri, hayrola niye döndünüz evladım? Ne çabuk geldiniz? Evet. Tekrar gidin evladım size oraya dedi. Talebeler tekrar yola çıktılar. Vapur parası yok ceplerinde daha efendim. Bir müddet gittiler. Parasızlık sebebiyle tekrar dönmek istediler. 3 defa bu durum tekrar etti. 4.sünde yolda giderken karşılarına bir zat çıktı. Bu 5 tane talebenin her birine birer kese altın verdi. Tanımadıkları bir adam. Ve adam çekti gitti. Talebeler böyle bön bön baktılar. Kimdi bu, neydi ya, nasıl bir adamdı falan. Ya iyi bir bakın, hele tarif ederiz falan diye. Bu işte bir imtihan olduğunu ancak o zaman anladılar. Hoca sözü ve emri dinleyen kimsenin hiçbir işinde üzüntü, sıkıntı çekmediğine, işlerin kolay olduğuna yakinen orada inandılar. Talebelerinden Aziz Bey anlatıyor. Bir gün hocam Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'ni ziyaret etmek için evden çıktım. Giderken bir tanıdığım evine uğradım. İçeride tanımadığım birkaç kişi vardı. Selam verdim. Güler yüz gösterdim kendilerine. Bu halimden de ev sahibi çok memnun oldu. Yani onun oradaki o adamlara yakınlık göstermesinden. Bana nereye gittiğimi sordu ev sahibim. Ben de niyetim büyük veli mübarek hocamı Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'ni ziyarete gidiyordum. Sana da bir uğrayayım dedim. Orada o güler yüz gösterdiği adamlardan biri, kim o zat diyor. Kim o? Ben de Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri dedim. Meğer onlar Gümüşhanevi Hazretleri'ne karşı nefisleriyle mağrur insanlarmış. Beğenmezmiş. Ya o da kim ya? O da hoca olacak ya. Talebe yetiştiriyor ya falan. Böyle var ya efendim. Bazı kendini beğenmiş insanlar. Benim bu cevabım üzerine dayanamayıp, demek seni de aldatmış o dediler. Tabii hakiki talebe, hakiki bağlı talebe hocasına karşı davranışı olan insanları beğenmez ve namusuna el uzatılan insan gibi çok fevri hareket edebilir efendim. Hakiki talebe böyledir. Hocası sana söz söyletmez. Hocasına söz söyleten kimsenin
söylenmesine razı olan kimsenin köpeklerden daha aşağı olduğuna inanırlar. Demek seni de aldatmış, öyle mi? Bu adam seni de aldattı falan demişler. Birdenbire feverana kapılıp dayanamadım. Sus be inkarcı adam dedim. Sus be. Hocam aleyhinde konuşma dedim. Kapıyı vurdu çıktı. Oradan ayrıldı. Zaten yolu hocasınaydı. Hocasına doğru. Yanına gittim. Elip de elini öptüm. Huzurlarında oturdum. Bana bakıp, evladım nereden geliyorsun? Bana anlat buyurdu. Nereden geliyorsun? Bana anlat. Ben de edeple, evden geliyorum efendim dedim. Tekrar bana. Gelirken bir yere uğradın mı? Bir kimse gördün mü? Buyurdu. Ben şaşkın oldum böyle. Hayret ettim. Efendim, bir tanıdığım olan Tahsin Bey'e uğradım. Dedim. Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi Hazretleri. Keşke uğramasaydın. Ve oradaki inkarcı kimseleri hiç görmeseydin buyurdu. Sonra da evladım, it ürür, kervan yürür. Hakikati şüphesiz herkes görmektedir. Sana söylenen sözlerden hiç incinme ve sabret. Zira meyveli ağaç taşlanır diyerek bana nasihatla beraber teselli de vermiş oldu. Halbuki benim oraya gittiğimden hocamın haberi yoktu. Ben o evden kızgınlıkla çıktığımda hocama gelinceye kadar başka biri de bu haberi ona getirmemiş idi. Efendim bunlar olur mu? Yani böyle fevkalade şeyler, matematik formüllere girmeyen şeyler olur mu? Allah-u Teala dilerse olur. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için ne yapmak lazım? Allah-u Teala'nın sevgili kullarını bulup ondan nasihat almak lazım. Onun huzurunda oturup bir şeyler öğrenmek lazım. Yoksa gidip de uygunsuz yerlerde oturup ondan sonra da gelip insanlara dini ahkam kesen insanları dinleyerek televizyonda efendim açıp o sohbetleri dinleyerek seyrederek orada o da Allah adamı bak Allah'tan bahsediyor. Allah'tan bahseden herkes Allah adamı olmayabilir kıymetli dinleyenlerim. Bunu karıştırmamak lazım. Evet Allah kelimesini herkes söyler. Ben gittim bir papaz efendi de Hazreti Ömer diyordu. Evet. Hazreti Ebu Bekir diyordu. Duydum bu sözleri yani. Hazreti kelimesini duydum ağızlarından. Ama imanı olmadığı müddetçe o kimsenin İslam'a girdiği hususunu bilemezsiniz. Girmemiştir. Girmediğin bir alameti vardır. Onun için her hocayım, şeyhim diye insanların karşısına çıkan Allah adamı görüntüsündeki kimselerin huzurundan fazilet ve bereket beklemek bir şanssızlıktan başka bir şey değildir.
Allah-u Teala bizleri korusun. Efendim, hakikisini nerede bulacağız? Kitaplarda buyuruyor ki, kıymetli dinleyenlerim, hakiki din adamı, hakiki Allah adamı, onun sözlerini dinlediğimiz zaman içimizde Allah-u Teala'ya karşı, onun emirlerine karşı bir sevgi, bir muhabbet akmaya başlıyorsa, bir çağlamalar oluyorsa, o kimse doğru yoldadır. Yoksa o kimseyi dinlerken Allah sevgisi değil de dünya sevgisi artıyorsa içimizde, o kimse zehirlidir. Zehirli yılandan beterdir. Yılandan kaçar gibi ondan da kaçmamız lazım. Süremizi de biraz geçirdik. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.